İyi günler sevgili Ahi Televizyonu seyircileri. Bir Ahice Sohbet programında yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü misafirimiz İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Kadın Politikaları Başkanı Sayın Ünzile Yüksel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün Ünzile Hanım misafirimiz, davetimize icabet etti. Teşekkür ediyoruz kendisine. Estağfurullah. Hem Kırşehir'e geliş sebeplerini, çalışmalarını hem de Türkiye siyasetini konuşacağız. Efendim hoş geldiniz tekrar. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Çok da mutluyum. Ben bugün belediyeyi de ziyaret ettiğimizde şöyle bir not düşmüştüm. Ahilerin şehri, Türkülerin başkenti. Aynı zamanda da Bozkır'ın tezenesinin memleketi. Kırşehir'de olmaktan çok mutluyum. İyi ki buraya gelmişiz bugün. Programımız arasındaydı. Biraz geçti ama erkene aldık. Kırşehir'de olmak güzel, havası güzel, insanı güzel. İnşallah. Mutluyum, çok teşekkür ederim davetiniz için. Biz de tekrar hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Efendim biz Ünzile Yüksel'i tanıyabilir miyiz? Ya tabii ki. Ünzile Yüksel Karadenizli, Giresunlu. Hem eğitimci hem de avukat. İki meslekli bir kardeşiniz. İki çocuklu, evli. Mutlu bir evliliği olan, öyle diyeyim. Ama siyaset biraz eşleri ayrı düşürebiliyor. O yüzden eşime de buradan tekrar teşekkür ediyorum. Yani hoşgörü demeyeyim, saygıyla. İşin zahmetini herhalde onlar çekiyor. İşin yükü siyasetçilerde, işin yükü siyaseti yapan kadar onların işlerinde de. Daha önce geçmiş siyasi hayatımız oldu. Ancak 2017'de İyi Parti'nin kuruluşu arasında yer aldım. Kurucularından biriyiz. Giresun Kurucu İl Başkanıyım. Daha sonra Genel İdare Kurulu üyeliği, Merkez İstihdam Kurulu Başkanlığı, Genel İdare Kurulu üyeliği ve 2 senedir de Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyorum. Genel Başkan'ın takdiri üzerine. Eğitimciyim dedim, tarihçiyim. Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunuyum. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. İki mesleği de çok severek yaptım. Aktif avukatlık hala devam ediyor. Giresun'da büromuz devam ediyor. Ama 2 senedir Ankara'da olunca uzak kalıyorsun ama çok güvendiğim, sevdiğim genç bir arkadaşla birlikte yürütüyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun. Tabii Mühit Başkan davet etti. Siz de Kırşehir'e icabet ettiniz. Herhalde tabii sadece Kırşehir değil, tüm Türkiye'yi dolaşıyorsunuz. Evet. Parti, siyaset zor bir iş. Kırşehir'de nereler ziyaret ettiniz? Geliş sebebiniz neydi? Şimdi Mühit Başkanım ve il başkanlığı görevlilerini, ilçe başkanlarım ve yönetimlerin, kadın politikalar başkanlarıma ben özellikle teşekkür ediyorum. Ancak bu davetten ziyade biz bölge bölge geziyoruz. Daha sonraydı bizim Eylül'dü Kırşehir programımız ama Mühit Başkanım'a öncelikle almak için sırayı öne aldık. Ben 1 Nisan diyelim, 30 Mart'ta divan değişikliği oldu. Kadın Politikaları Başkanlığı'na getirildim. Daha önce toplumsal politikalardan sorumlu genel başkan yardımcısıydım. Kadın politikalarını hem gözden geçirmek hem de parti programımızda yer alan politikaları genişletip kadın üyelerimize ve kadın vatandaşlara yakından ulaşabilmek, dertlerini bizzat evlerinde dinleyebilmek için büyük bir çalışma başlattık. Kapı Çal, Gönül Al diye bir proje hazırladık. Bu çerçevede 20'nin üzerinde il gezdik. Şu anda bizim ekip sahada. Ben burada sizinle sohbet ediyorum ama ekip Kırşehir'de sahada. Siz yalnız gelmediniz o zaman. Hayır. Genel merkezden başkan yardımcılarım var. Uzmanlarımız var içimizde. Yine bölge başkanlarımız var. Şu anda Maraş'tan gelen bölge, o bölge sorumlularımız var. Ankara bölge sorumlularımız var. Yine Ege bölgesinden sorumlularımız var.
İç Anadolu sorumlularımız var. Onlar da bizimle birlikte geldiler. Kadın politikaları teşkilat koordinatörlerimiz var. Birlikte geldik. Kırşehir'deki kadın politikaları, kadın üyelerimiz, ilçelerdeki kadın politikaları, kadın üyelerimizle birlikte şu anda sahadalar. Biz de il başkanımın hazırladığı programa tabi olarak başta sizin televizyon olmak üzere bir kızım ayrıca STK'ları da ziyaret ettik. Belediyeyi ziyaret ettik. Kısacası halkın namzını yerinde tutmak için. Asıl derdi çeken halk. Ve asıl evin sıkıntısını çeken kadınlar. O yüzden biz bizzat kadınlara ulaşıyoruz. Onların dertlerini dinliyoruz. Derdimiz o istemek değil. Kaleyi işten fethetmeyi istiyoruz. Siz böyle bakın. Biz de şöyle diyoruz. Asıl derdin sahibi, derdi çekendir. Çözüm de onlardadır. Dinliyoruz. Hangi sıkıntıları çekiyorlar? Mutfak nasıl dönüyor? Mutfak gerçekten yanıyor. Bunu en iyi bilen bu şehrin insanlarından birisiniz. Emin olun o babaların çektiği manevi yorgunluğu biliyoruz. Hüznü biliyoruz. Mahcubiyeti biliyoruz. Ancak o sofraya yemeği koyan kadın neler yaşıyor? Onu kendinden dinlemek için evlere gidiyoruz. Asla bize oy verin demiyoruz. Bizim seçim çalışması için gelmediğimiz belli. Seçim yok henüz. Ne zaman olacağı kesin. Son bir tarih var. 23 Haziran. İktidarın ondan kaçma şansı yok. Erken ya da geç. Önemli olan bu sorunları yerinde tespit edip onların önerileriyle bir raporları hazırlıyoruz. Genel başkanımıza götürüyoruz. Dikkat ederseniz meclisin kürsüsünde halkın kürsüsünü halka kullandırıyor. Bunları rapor halinde hem kalkınma politikalarımıza hem ekonomi politikalarımıza hem genel başkanımıza sunuyoruz. Çözüm önerilerini de hazırlıyoruz ve meclisten yine bildiğiniz üzere genel başkan çok açık ve net şekilde ne diyor? Bizim projelerimiz hazırladığımız miri mal niteliğindedir. Alın kullanın diyor iktidara. Yani sonuçta bu ülkenin çocuklarıyız. İyi yapsınlar, güzel yönetsinler, halkın sesini duysunlar, yönetsinler. Millet mutlu, devlet güçlü olsun. Amacımız budur. Yani illa biz saklayalım çözüm önerilerini iktidara gelince yapalım gibi bir kaygımız yok. Belki programda süremiz yetince bu projelerin bir kısmını anlatabilirim. Hem kadınlara, gençlere, zaten çocuklara yönelik. Sayın Yüksel, ben de sorular hazırladım. Evet. Sizin programınızın jenerini hazırlayıp sosyal medyalarımızda yayınlayınca sizin geleceğiniz duyan bazı hemşehrilerimiz özellikle şu sorularda sorur musunuz diye. Tabii. Başım üstüne. Hem bayan olmanız hem genel başkan yardımcısı olmanız dolayısıyla mesela sorulardan en çok sorulmasını istediği bu ömür boyu nafaka meselesini. Birkaç hemşehrimiz özellikle dedi ya bunu bir gündeme getirin. İşte insanlar evleniyor. Bir ay, üç ay, beş ay fazla uzun sürmüyor. Boşanıyorlar. İnsan hali olabilir. Ama erkek ömür boyu nafaka ödemeye mahkum oluyor. Hatta pek çoğu ödeyemiyor nafakayı. Cezaevine giriyor. Bu konuda sizin düşünceniz nedir? Mecliste böyle bir çalışmanız şimdi olabilir şöyle mi? Şöyle bak. Burada bir yanlış anlama var. Ben hukukçuyum. Özellikle ceza davaları alırım ama boşanma davalarına da girerim. Takip de ederim. Şimdi burada bir yanlış algı yaratılmaya çalışılıyor. Eğer genç evliler ayrılmışsa ömür boyu nafaka vereceksin diye bir hüküm yok. Medeni kanunda da yok. Boşanma davalarını veren mahkemeleri de bağlayan böyle bir kanun da yok. Bu tamamen uygulamadan kaynaklanıyor. Ama bir de şöyle düşünün. Evleniyorlar. Herkes mutlu bir evlilik kurmak için bir araya geliyor. Ama bir müddet sonra huzursuzluk başlıyor. Boşanma aşaması gerçekleşiyor. Şimdi 20-25 yaşında biri. Sağlığı yerinde. Çalışabilir. Mesleği de var ise. Karşı tarafında aynı durumda eşitse zaten mahkemeler çoğunlukla nafaka bağlamıyor. Bağlamıyor. Bu biraz mahkemelerin ve tarafların, avukatlarının, hukukçuların bir araya gelecek, çözecek olduğu bir sorun. Ölene kadar hiç evlenmeden,
25 yaşındaki bir kadın kalabilir mi? Kalmaz. Aile de onu sonsuza kadar o şekilde hiç çalışmadan sağlığı yerindeyse. Ama şöyle de yapılıyor. Biz de rastladık tabii müvekkillerimizle. Biz de bunu gördük. Onu da nasıl gördük? Orada bir kısım serzenişte haklılar. Erkek ya da kadın fark etmiyor. Çoğunlukla nafaka ödeyen taraf erkek olduğu için sıkıntı genelde erkeklerden geliyor. Şikayet de oradan geliyor. Evet. Diyor ki benden nafaka alıyor. Başkasıyla imam nikahlı yaşıyor diyor. Evet. Oluyor. O zaman takip edecek. İspatlayacak. Ödenen nafaka da geri alınıyor. Biz böyle davalarımız oldu. Nafaka kesildi. Onların birlikte olduğu tarihten itibaren de geri ödenmesine. Bu ülkede hukuk var. Peki siz iktidarda şeyde muhalefettesiniz ama milletvekili çoğunluğunuz da var. Aya yaşanmış aya göre, yıla göre bir nafaka süresi belirlense bir kanun. Şimdi bak, kanunla şey değil, şöyle düşün. Hiç kimsesi yok, tutarı da yok. Belki hasta. Belki hasta. Hiç ne yapacak o kadın? Öyle şartlar. İşte o kadar işte şartlara göre verecek mahkeme. Evet. İşte araştıracak olan bilir kişiler. Buna dikkat edilmesi gerek. Yani illa kimse sonsuza kadar nafaka yok. Sonsuz bir nafaka yok ölene kadar. Boşandın ama 50 senelik evliler boşanıyor. 50 yıl evliler. Kitabını uydurmuş yaparken malı mülkü bir yıl önceden evden çıkarmış hiçbir şey alamıyor. Ne yapacak 50? 20 yaşında evlendi 70 yaşında. Ne yapacak o kadın? 500 yıl yaşayacak hali yok. Elbette. Bırak onu ödensin. Yani her durumun kendine has koşulları var. Her boşanma davasının. Ama şöyle deniliyor. Sonsuza kadar nafaka. Çocuklar nafakasını ödemesin mi? Eğer anne değilse ödesin. Baba değilse ve annenin durumu iyiyse o da ödesin. Sonsuza kadar nafaka yani, cümlesi yanlış. O zaman Sayın Yüksel bunu kararı veren merci, mahkeme işte. Adil davranması. Adil davranacak. Adil araştırmayı davran. İyi yapacak. Evet. Ben şöyle diyorum, bunu soran dinleyicimize ya da seyircimize de şöyle demek isterim. Bu konuda dava tekrar açılıp o nafaka kaldırılabiliyor. O yolu da var. Dava tekrar açılabiliyor ve kaldırılıyor nafaka. Şartları ortadan kalkmışsa, kadının durumu iyileşmişse ya da evlenmişse. Çocuklar zaten 18 yaşını geçtikten sonra tekrar kendileri bireysel dava açıp yeniden o nafakayı. Sayın Yüksel, bir diğer soru özellikle size sorulmasını istedim. Şimdi maalesef Türkiye'de, dünyada da oluyor ama evet. Türkiye'de daha çok oluyor. Bir erkek terörü var. İşte uzaklaştırma veriliyor, boşanma oluyor, pek çok şey oluyor. Boşanmış 3 yıl sonra, 5 yıl sonra eski hanımını öldürüyor veya yaşadığı kadını öldürüyor. Ama bunu kanunlarla engelleyemiyoruz bir türlü. Bu bir zihniyet ve toplumsal mesele. Evet. Yani kanunların kağıtta yazması yetmiyor. Bunu bilmek gerekiyor, anlatmak gerekiyor. Öncelikle toplumsal cinsiyet ayrımcılığının ortadan kalkması lazım. Bu ana sınıflarından. Hatta yeni evlenecek çiftlere de ders olarak yerel yönetimler tarafından nikah için alınıyor ya, bununla ilgili çalışmalarımız var zaten. Anlatılmalı. Hangimiz çocuğumuzu birbirimizden ayırabiliriz? Yani kız çocuğumuz, erkek çocuğumuz. Çocuk bunların adı. Öyle değil mi çocuk? Değil mi? Allah hiç kimseyi evladıyla sınamaz. Kimseye de evlat acısı yaşatmasın. Takdiri ilahi önüne geçemezsin. Ama anneyi babayı o yürek acısıyla imtihan etmesin Rabbim. Hakikaten böyle saçlarını sevmeye doyamıyoruz. Örerken acıttın mı diye içimiz acıyor. Telli duvaklı yolluyoruz. Gidiyor ölüsüyle geri geri. Çok kötü tabii, bir şey bu. Tabii. Sonra çıkıyor mahkemeye. İyi hal indirimi. Bu kaldırıldı şimdi. Ama infaz yasasında da dikkat edilmeli. Bu şey sadece yasalarla önüne geçilebilecek bir olay değil. Sayın Yüksel, şöyle bir şey olabilir mi? Aslında bu toplumun pek çok kesimi bunu bekliyor mecliste. Evlenecek kişilerden bir sertifika istenebilir mi? Yani bir eğitimde, kısa bir eğitimde geçebilir mi? Onu anlattım az önce. Evet, psikolojik durumları kontrol edebilir tabii, mi? Tabii. Yani insanın, erkeğin
psikolojik bir sürü sorunlar var. Evleniyor, 3 ay sonra hanımını kesiyor. Şimdi 6284 sayılı yasa var bizim. Aileyi, kadına şiddeti ve çocuğu korumaya yönelik. Aileyi koruma deyince bu erkeği de kapsıyor. Yani tek mağdur aslında kadınlar değil ama %90'a yakın kadınlar olunca mesele hakikaten bizim ülkemizde kadın cinayetlerinin rutine binmesi çok üzüyor beni. Evet. Hepimizi çok üzüyor. Böyle her gün gazeteyi açıyorsun, görüyorsun bir kadın cinayet. Ya benimsin ya kara toprağın. Böyle mantık olmaz. Bitmişse bitmiştir. Saygı duyarsın, ayrılırsın. Böyle bu şiddetin önüne geçebilmek için sırf kanunlar yetmiyor. Yetmiyor. Ne gerekiyor? Zihniyet değişimi gerekiyor. Eğitim. İşte az önce dedin ya, sadece sağlık açısından vücut sağlığı, beden sağlığı değil, zihin sağlığı. Zihin sağlığının da kontrol edilmesi gerekiyor. Bir ulusal ebeveynlik projemiz vardı bizim. Kalkınma politikaları bunu çok güzel hazırladılar. Ben toplumsal politikalardaydım. O zaman çocuk hakları ile ilgili. Şimdi kadın ve politikalarındayım. Anne ve çocukla ilgili projelerimizin içerisinde ne var? Evlenen gençlere bu işte belli saatlik eğitim verilebilir. Yani çocuğun adının çocuk olduğu, kız ve erkek olduğu değil. Nasıl yetişmişse aynısını sürdürüyor. Ya da erkeğe bir üstünlük tanıyor. İşte mirasta gördük. Yani kanun karşısında eşitsin. Miras hukukunda eşitsin. Yine Anadolu'da vardı bu. Muhtemelen burada da var. Ben Karadenizliyim. Neyse erkek çocuğuna daha fazla verilsin. Öyle maalesef. Öyle. Soyumuzu sürdürecek biraz anlamda. Da Sayın Yüksel, o biraz da şuradan geliyor. Gelenekten geliyor. Biraz da inancımızdan geliyor. Yani hayır, İslamiyet'teki... Tamam da İslam hukukunu... İslam hukukundaki miras biliyorsunuz. Şöyle ama İslam hukukunun biraz yanlış yorumlamadan da kaynaklanıyor bu. Niye? Eğer durumu iyiyse, erkek çocuğun durumu iyi değilse onu gözetmeye çalışmış. Kızın, aman sen kızı dışarıda bırak demiyor. Yine... Hatırlayın, mihri muaccel, evet. Mihir kim yerine getiriyor onu boşanırken? Kimse yerine getirmiyor. Boşanma davalarında görüyoruz. Söz vermiş mihri, ben öyle sözü vermedim diyor. Öyle bir söz yok diyor. Yani kul bilmeyince haşa Allah da bilmiyor diye düşünülüyor. Onu oraya çekmeye çalışıyorlar. Öyle değil bu olay. Şöyle bakmak lazım olaya. Herkes empati yapacak. Herkesin çocuğu herkese kıymetli. O kızcağızlar evleniyor, gidiyorlar. 5 yıl sonra, 10 yıl sonra tamam anlaşamayabilirsin. Boşanıyorsun. Nafaka vermek istemiyorsun. Tazminat vermek istemiyorsun. Evlilik birliği edinilmiş malları bile vermemek için mücadele ediyorsun. Kanunun kağıtta yazması yetmiyor. O hakları küçükken öğreteceksin. Çocuk haklarından başlayacaksın. Çok özür dilerim. Belki siz de defalarca dinlemiş, seyretmiş olabilirsiniz. Alev Alatlı'nın külliyede bir konuşması vardı. Ben çok etkilendim o konuşmada. Diyor ki, yaptığınız şey kanuna uygun olabilir. Evet. Ama adalete, vicdana uygun. Vicdana uygun. Tabii. Ya, Allah yaratırken dünyayı adaletle yaratmış hepimizi. Ama sen ne yapıyorsun orada? İşine geldiğin gibi yorumluyorsun. Özür dilerim. Bu konuyu fazla da gitmiyorum. Zamanımız geçiyor çünkü. Ben kadın hakları başkanı olunca bir şeyi daha sormak istiyorum bu konuda. İstanbul Sözleşmesi'ne İYİ Parti nasıl bakıyor? Biz İstanbul Sözleşmesi'nin arkasındayız. Az önce dedim ya, 6284 sayılı yasa var. 2012'de uygulamaya konulmuş. Temeli ne? 2011'deki İstanbul Sözleşmesi. 6284 sayılı yasa diyor ki ikinci maddesinde, eğer bu kanun kadını, aileyi, çocuğu korumaya yetmiyorsa, yani uygulama eksikse İstanbul Sözleşmesi'ne atıf yaparsın diyor. Şimdi bir gecede İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldı. Şimdi İstanbul Sözleşmesi'ni herkes kendine göre yorumluyor. Şunun için çıktık. Şunu özendiriyordu, bunu özendiriyordu. Ama açıklamalarında böyle bir şey yok. Yani sözleşmeyi okumadıkları belli. Şimdi 2011 yılında bu sözleşmeyi imzalayan iktidar kimdi? AK Parti iktidarıydı. 10 yıl sonra ne oldu da bir gecede ben bu sözleşmeden
çekildim diyorsun? Niye böyle bir lüzum hissettin? Ben sadece şahsi fikrim, bir hukukçu olarak da aynı düşünüyorum. Siyasetçi olarak da, kadın olarak da aynı şeyi düşünüyorum. Bu tamamen siyasete Sayın Yüksel, oya tahvil olsun diye İstanbul Sözleşmesi'nin yapılmış. Affedersiniz, İstanbul Sözleşmesi'nin bir kısım maddelerini çıkararak kabul etmek mümkün olur mu? Şöyle olurdu. Hayır, hiçbir çekince koymadan imzalıyorsun. Şöyle yapabilirsin. Şunu daha sonra gördüm. Gözden geçirebilirsin. Öyle değil mi? Ama 10 yıl 2011'de niye imzaladın? 2021'de niye çıktın? İnanıyorum ki siz de benimle aynı şeyleri düşünüyor olabilirsiniz. Özellikle muhafazakar kesimde LGBT ve bu derneklerin meşrulaştırılmasına çok biz tepki gösteriyoruz. Şimdi şöyle diyeyim bak. Bunu şey yapabilmek için, haklılık koyabilmek için iktidarın bunu açıkça söylemesi gerekir ki İstanbul Sözleşmesi'nin hiçbir maddesinde böyle bir şey yok. Bir hukukçu olarak diyorum. 2011'de imzalanan İstanbul Sözleşmesi'ne belki bazı maddelerine çekince koyan devletler olabilir. İlk imzacı biziz ve bir gecede çekildi sırf oya tahvil edebilmek için. Çünkü iktidar devam ettirebilmek için tek adam sistemini 0,00 oya da ihtiyaç duyuyor. Birilerine mesaj vermek istemiş olabilir. Bu bir bitireyim. Bir gecede fesih dedi. Fesihi karşılamıyor bu. Çekilmeyi karşılar ancak. Genel başkanımız da şahsi bireysel dava açtı. Danıştay'da da avukatlığını ben yaptım, savunmasını bizim duruşmamızda. Ve emin olun idarenin avukatları verdiği dilekçede niye bu hukuka uygun bu uygulama, hukuka uygun bir gerekçe yok. Mahkemenin de o çokluğuyla karar verdiler. Barolar Birliği'ninkine red verdiler. Onların da gerekçesinde hukuku dayanan bir gerekçe yok. Ancak bu Cumhurbaşkanlığı'nın bu işlemi hukuka aykırıdır diyen iki hakimin imzası var. Karşı oyun. Onların gerekçesini okuyun. Onların gerekçesi bu uygulamanın yanlış olduğunu, bizim açtığımız davaların haklı olduğunu hukuken ispatlamışlar. Niye diyorum? Az önce dediniz. Bu ülkede kadınlar öldürülüyor. Bu ülkede küçücük yaşta çocuklar evlendiriliyor. Kız çocukları. Uyurken üstü açık mı diye baktığımız, kıyamadığımız yaştaki çocuklar evlendiriliyor. Bu ülkede her bir köşede kadın cinayetleri var. Bu İstanbul Sözleşmesi olmadan da kanunlarımızla düzenlenemez mi? Peki diye düzenlenemez de demiyorum. Var ceza kanunumuzda. Yetmemiş. 6284 sayılı yasa var. 2011'e gerek yok diyor. Savunma yapılırken. Aklına gelmiyor, düşünemiyor savunanlar. 6284'ün temeli nereye dayanıyor? 2011 İstanbul Sözleşmesi'ne dayanıyor. Sen onu kaldırırsan, ben çekildim dersen 6284 havada kalıyor. Değerli yani arkadaşım. Duyduklarımız yanlış değilse Sayın Yüksel, mesela Rusya çekildi. Geçen haftada Sırbistan'da aileler özellikle LGBT taraftarlarına karşı bir yürüyüş yaptılar. Çocuklarımızdan ellerinizi çekin diye. Yani özellikle... Şimdi bak, özendirdi kelimesi yanlış. Önceden yok muydu? Yok muydu bu tür yaşam, bu tür davranışlar? Elbette vardı. İnsanlık tarihi kadar eski. Onun için bunu biz İstanbul Sözleşmesi'ni insan hakkı olarak görüyoruz. Bir insan hakkı. Bu bir insan hakkı sözleşmesi. O zaman o bazı maddeleri... O maddeleri açık, şu maddede bu var deyip o zaman çekince koysalardı. Ama o dediğiniz şekilde açık bir madde yok. Niye hep orada odaklanıyorlar? 10 yıl sonra mı akıllarına geldi? Artı tekrar diyorum, İstanbul Sözleşmesi insan hakları sözleşmesidir. Bizim anayasamızın da hükmü açıktır. İnsan haklarıyla ilgili sözleşmelerde ve kanunlarda, uluslararası sözleşmelerde tek kişinin kararıyla
olmaz. Ben siyasetse geçeceğim ama sadece şunu soracağım çok kısa lütfen. İYİ Parti iktidarında siz İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar getirirsiniz. Evet. Anlaşılan o. Evet. Peki getirirken bu milletin hassasiyetlerine şerh koyacak mısınız? Şimdi şöyle diyoruz. Biz 10 yıldır bu sözleşmeye dayalı kamuyu zararına olan bu uygulama görmedik. Onlar gördüyse yazacaklar. Afaki söylemeyecekler. Liste mi tutmuşlar? O zaman liste mi tutmuşlar? Şu kadar insan bundan etkilenip böyle yaşıyor. Madem liste var ellerinde, insanların çetelesini mi tutmuşlar? Ya da çevrelerinde çok mu etkilenen olmuş? Biz Sayın, görmedik. Sayın Yüksel, o zaman LGBT'cileri falan bir çekince koymayacak. Şöyle, insanları yaftalamak istemem. Biz insanlara insan olduğu için saygı duyarız. Kanun karşısındaki eşitliğe bakarız. Ayrıca açık olarak söylüyorum, insanlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan insanlar. Koruyacak olan devlettir. Eğitecek olan devlettir. Beynine giremesin insanların. Kapalı kapılar ardında ne olduğunu sen bilemezsin. İnanıyor musun böyle çıkınca bazı yaşam tarzların engellendiğine? Siz inanıyor musunuz? Engellemek mümkün değil ama bizim de bir inancımız var. Lüt kavmi diye de Kur'an'da bahsedilen bir... Bak da Lüt'te var diyorsun. Lüt'te var diyorsun. Peki. Yani o yüzden biz 2011'de imzalanan İstanbul Sözleşmesi hiçbir çekince demiyorum. O zaman diyecek bu maddede bu var. Diyemiyor. Yok çünkü. Yok ki maddede ne diyeyim ben. Yok öyle bir maddede. Peki. Ben hukukçu olarak göremiyorum. Sadece siyaseten bir kısım marjinal gruplara yaranabilmek için biz İstanbul Sözleşmesi'nden çıktık demekle çıkılmıyor. Hukuka aykırı. Ankara'da Danıştay savcılarının mütalaasına baktığında bizim gibi düşünüyor. Ne yaparsın? Eğer niye 2011'de imzalamışlar? Böyle bir şey görmüşler de onay mı vermişler? Sormaz mısın? O zaman 10 yıl onay verdikleri kanunla mı insanlar çok etkilenmiş? Tamamen siyasi. Bu konuyu geçiyorum. Tamamen siyasi. Marjinal kelimesi ağır bir kelime oldu. Şöyle diyorum. Hayır, bazı marjinal gruplara diyorum. Bazı marjinal gruplara ağır değil. Niye 10 yıl niye sesleri çıkmamış da? Bir gecede böyle dedi. Sayın Yüksel, önümüzde erken seçim görüyor musunuz? Şöyle, sandık bir an önce gelsin istiyoruz ama ülkenin şu halini gördüğümüzde de şunu diyoruz. Evet, sandık gelmeli. Daha kötüye gidiyor her gün. Çünkü iktidar açık yüreklikle söylüyorum, bir hukukçu gözüyle söylüyorum, bir siyasetçi gözüyle aynı zamanda da bu ülkenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı ve anne olarak söylüyorum. Ülkemizin gençliği, torunlarımız, çocuklarımız bu iktidarın elinde güvenli bir yarınlara maalesef hazır değil. Niye? İzledikleri ekonomik politikalara bakıyoruz. İzledikleri ekonomik politikalara bakıyoruz. Şimdi ceza kanununda bir taksirli eylem vardır, bir de kasıtlı eylem vardır. Bir de hata hükümleri vardır TCK 30'da. Hata hükümleri bilmeden, istemeden, farkında olmadan hata yaparsın. Bu bazen ceza kanununda cezasızlıkla öngörülür. Taksirli de kaza ile olmuştur, kusur olur. Bir de kasıt vardır, bilerek ve isteyerek. İktidarın bugünkü derin yoksulluğu yaratan iktidardır. Derin yoksulluğu yaratan iktidardır. Bilerek ve isteyerek, kasten ve taammüden ekonomi bu haldedir. Bile bile ekonomiyi bu hale getirdikleri açıktır. Çünkü ekonomi bilimine baktığınızda ve dünyanın her tarafındaki uygulamalara baktığınızda böyle bir ekonomik model yok. Bir de nas deyip insanların inançları üzerinde algı yaratarak bunun için faiz indiriyorum diyerek sırf Merkez Bankası'nın faizlerini indirip diğer faizlere göz yumarsan bunun kasıt olduğunu anlarsın. Paramız pul oldu. Yapılan bütün borçlanmalar döviz üzerinden kur korumalı mevduat adı altında zenginlerin, çok paralıların
paralarını güvence altına alıp hem faiz veriyorsun hem de 10 liradan bozdurduğun doları 18 liradan farkını ödüyorsun. Kimin parasıyla oluyor bu? Vatandaşın, senin benim, aziz Türk milletinin, gariban, mazlum vatandaşın parasıyla oluyor. Ben daha önce de kullandım bu kelimeyi. Tersine Robin Hood'luk yapıyor iktidar dedim. Önceden Robin Hood hikayeleri okurduk. Fakir, zenginden alıp fakire veren. Şimdi fakirden alıp... İsterseniz milli olsun, Köroğlu diyelim. Yani. Köroğlu. O hem zulüme karşı çıkmış. Bulu Bey'ine. Öyle değil mi? Evet. O Robin Hood'un içinde anlatılır. Fakirde, zenginden alıp fakire dağıtırmış. Köroğlu da bizim ülkemizde böyle bir şey yapmış ama şimdi iktidar tersine yapıyor. Fakirden alıyor, zengine veriyor. Bugün bir şey okudum gazetede, belgeleriyle yazmışlar. İstanbul Havaalanı'nı işleten şirket 3 yıllık borcu ertelenmiş. Avro borcu. 1 milyar 195 bin avroluk borcu 2040 yılına kadar ertelenmiş. 1 milyar. 1 milyar 195 bin avroluk borcu 2042-43 yılına kadar ertelenmiş. 20 yıldan fazla. Peki... Tabii bir de şu var Sayın Yüksel. Maalesef Türkiye çok kamplaştı. Çok. Bak şimdi kamplaşmadan ziyade. Müsaade ederseniz tamamlayayım. Bak şunu tamamlayayım bak. Ertelenmiş. Peki çiftçinin borcu ertelendi mi? Ertelenmedi. Traktörüne aciz geldi. Banka kredisiyle ev almışlar. Ödeyemedi. Ertelendi mi? Ertelenmedi. Yani birine şefkatle, diğerine sırtını dönerek iktidar olmaz. Aynı şekilde bir medya grubunun çiftçiye kredi vermesi gerekirken bir medya grubuna kredi veren borç silindi ya da ertelendi. Soramıyorsun. Ticari sır ya da ne sırrıysa söylenmiyor. Demek istiyorum Sayın Yüksel. Maalesef günümüzde kime inanacağımız, kime güveneceğimiz konusunda endişelerimiz var vatandaş olarak. Niye? Siz de bu ülkede yaşıyorsunuz. X televizyonunu açıyorsunuz. Türkiye'de her şey güllük gülistanlık. Adeta bir cennet hayatı yaşıyoruz. Hiçbir problemimiz yok. Ama Y televizyonunu açtığınızda sabaha çıkacak halimiz kalmamış. Her şey batmış. Cehennem hayatı yaşıyoruz. Böyle de olmaması lazım yani. Ben de bir basın kuruluşu idare ediyorum. Ah işte siz geldiniz. Sayın Kılıçdaroğlu bu televizyona 2 kez misafir oldu. Devlet Bahçeli, Sayın Bahçeli geldi, Sayın Erdoğan geldi, Sayın Doğu Perinçek geldi, Genel Başkanınız Sayın Akşener geldi. Elbette ki her siyasi görüş burada görüşünü rahatça izah edecek. Bunu kabullenemiyoruz yani. Şimdi bak ben şöyle diyeyim. Ben gördüğüme, yaşadığıma bakarım. Gördüğümüz ve yaşadığımız korkunç bir derin yoksulluk var. Bunu kimse inkar edemez. Hani komşusu açken tok yatan bizden değildi. Bu peygamber ümmeti değil miyiz biz? Merhaba. Nasıl yatılıyor? Duyup açlık yok. Gençler iş beğenmiyor. Onun için işsizlik var deniliyor. Hayır, gençler iş beğeniyor. Her şehre üniversite açıyorsun. Başında bir profesör yok. Her bu fakültenin içine, her üniversitenin içine alakasız fakülteler hiç ihtiyacı olmadan. Niye devlet planlama teşkilatını işlevsiz bıraktın? Her bölgenin kendine has iş bulabilecek fakülteleri ihya etmek varken alakasız fakülteleri niye açıyorsun? 4 yıl öteliyorsun, 5 yıl öteliyorsun işsizliği. Sonra o çocuklar bitiriyor. İşsizlik sıkıntısı orada başlıyor. 2 yıla yakındır genel başkanımız şehir şehir geziyor. Biz de geziyoruz. Öyle evler gördük ki insan insanlığından utanıyor. Nasıl başımı yastığa koymuşum, yatmışım, ben nasıl insanım dedirtiyor gördüğün o manzaralar. Koli götürüyorlarmış evlere, TC'lerine bakıyorlarmış. Partinin üyesi değilse o koli geri gidiyormuş. Böyle bir şey yok olabilir ya, mi? Bu kadar da olmaz zannetmiyorum. Var var, emin ol var. Ya bu 20 yılda insanlık değil tabii. Şöyle vicdan değil diyelim. İnsanlığa aykırı diyelim. İnsanlık değil demeyelim de.
vicdana aykırı, insanın yüreği sızlar. Videoları çekmişler. Videolarını çekmişler. Ya ben çok üzülüyorum. Bu hepsi böyledir demiyorum. Ama 20 yılda 20 milyon fakir yaratıp da bunlara yardım etti deyip sevinen, anlatan bir iktidar olur mu? 20 milyonu fakir olmayacak bu ülkede. 4 milyon ne diyor? Yakıt yardımı yaptık. 4 milyon küsürü elektrik borcunu ödedik. Niye muhtaç ettin bu insanları? İnsanları Sayın birbirine. Bunu söylerken asla yanlış anlamayın. İktidarı veya hükümeti evet, hayır, 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 değil. Hayır. Kırşehir'de yüzlerce büyükbaş hayvan mandıramız var. Son yıllarda küçükbaş da çoğalmaya başladı. 250 bin civarında Kırşehir'de büyükbaş hayvan mandıralarda besleniyor. Bu kesime hazırlanıyor, kesiliyor. Ancak çok garip bir şey var Kırşehir'de. Bu büyükbaş hayvan mandıralarının hemen hemen hepsinde, il başkanımız Müfit Bey de biliyordur, hepsinde Afganlar çalışıyor. Eğer bir gün hükümet, devlet Afganları toplayıp sınır dışı etse mandarlarda çalıştıracak yerli, Kırşehirli eleman bulamayacağız. Yani. Afganlar gelmeden kim çalışıyordu? Afganlar gelmeden de yine Afgan türü göçmenler çalışıyordu çoğunlukla. Yerli insanımızı mandarlarda çalıştırmak mümkün olmuyor maalesef. Şimdi şöyle diyeyim ben. Bir defa o hayvanın besleyecek olan yemler çok pahalandı bir. Oradaki iş maliyetleri arttı iki. Ben Karadenizliyim, fındıktan biliyorum. Üreticiye destek çok az, mazot fiyatları çok arttı. Bu konuda da destek çok az. Verdikleri destek iki günü bile karşılamıyor. Şimdi bu ülkede dışarıdan gelen sığınmacılar sadece Afganların gelmesi değil. Yeni değil Afganların gelmesi. Yeni çobanlık ve hayvancılıkla ilgili uzun süredir. Ama son dönem sınırdan koşa koşa sırt çantasıyla gelen genç olanlar. Onların hepsi Kırşehir'de mandıracılık mı yapıyor? Hayır. Hepsi mandıracılık mı yapıyor? O da bir ayrı garabet. Yani işte sınır derinli konulu herkes... Ben onu söylüyorum işte. Benim az önce eleştirdiğim o. İş beğenmemezlik. Sen 4 yıllık fakülte okut, çocuğunu okut fakülte, git mandırada çalıştı. Çalışır mı? Çalışmaz. Orada ne olarak çalışır? Ziraat mühendisi olarak çalışır. Veteriner olarak okumuşsa çalışır. Ama 4 yıllık ziraat mühendisi maaşı veremeyen mandıracının yanında ziraat mühendisi çalışmaz. Anlatmak istediğim istihdam alanına göre fakülte açacaksın. Ona göre insanları iş sahibi yapacaksın. İş bulmaz. İş çalışmıyor. Garsonluk yapmıyor. Ben gördüm. Çocuk bilgisayar mühendisliği mezunu. Garsonluk yapıyor. İş yok çünkü. Niye okudun? İşte fakülte mezun olayım diye okudum. Ne yapsın? Ne yapacak? Şimdi puana bile bakmadı. Herkesi fakülteli yaptı mı? Yaptı. Sayın Yüksel, özür dilerim. Ben 1980 ve 81'de Hollanda'da öğretmenlik yaptım. Çok güzel. Orada ana sınıfından başlayarak çocukların istidatları, kabiliyetleri takip ediliyor. İlkokulu bitirirken vatandaş çağrılıyor. Diyor ki senin çocuğun iyi bir marangoz olur. Ama o çocuğun velisi, vay efendim ben çocuğumu doktor yapacaktım, nasıl marangoz olur diye itiraz etmiyor. Etmiyor. Maalesef Türkiye'de bu yok. Herkes istiyor ki çocuğun i̇şte mühendis olsun, evet, doktor olsun, avukat olsun. Ama istidadı yoksa... Bir de yetenek işte değil mi? Tabii. Herkesin kendi ama herkesi şey yapmadılar. Ne yaptılar? Barajı kaldırdılar. İsteyen istediği fakülteye. Şimdi orada okuyacak. Belki sınıf geçemeyecek. Belki 10 yıl harcayacak. 10 yılda eşim anlatmıştı bana. Almanya'ya okulları kardeş okulu olarak gitmişler. Gittiğimizde de kaldığımız, misafir olduğumuz evde çocuklara dedi çatı ustası olmuş. Tören yaptılar dedi. Çatı ustası olmuş. Evet. Ben dedi düşündüm bizde çatı ustası olmak için diplomaya ihtiyaç yok. İşte bunlar birer meslek. Yeteneğe göre. Ahiler. Ahilik öyle işte, biliyorsunuz değil mi? Evet. İşte dönüp bakacak. O dürüstlük, o mertlik, o çalışkanlık, o cömertlik aynı anlayışın yerleşmesi lazım. Biz diyoruz ki o köyler, okullar tekrar açılmalı. O köylere doktor tekrar gitmeli. O köylerde veteriner ve ziraat mühendisi olmalı. Ülkenin kurtuluşu üretimde ve köylerde. Köyde devlet, iktidar, kim olursa olsun evet, köyde köylüyü köyde tutmak zorunda. Aynen. Onun üretimi yaptırmak aynen, zorunda. Aynen, aynı düşünüyoruz. Evet. Ve amacımız da var. Her ile yönelik, 81 ile yönelik
kalkınma haritamız var bizim. Kırşehir'inde var. Başkanıma yollayacaklar. Kalkınma politikalarımız hazırladı. Her ilin panoraması çekildi, röntgeni. Şu anki durumu, ne yapılabilir, nereden geçinebilirler? O bölgeli kendi şehrin insanı orada nasıl kalır? Kesinlikle üretime bağlı köyler, köylü terk etmeyecek. Çocuklar eğitime taşınmayacak. Eğitim çocuklara gidecek. Taşımalı eğitim başlı başına bir garabet. Bir öğrenci mi var? İki öğrenci olur. Bir sürü atanamayan öğretmen var. Bir sürü atanamayan öğretmen var. O köyde devletin teşvik ettiği çiftçiler, üreticiler, onlara yardımcı olacak ziraat mühendisi. Her köye bir ziraat mühendisi, her köye bir veteriner olsa kötü mü olur? İhtiyaç doğru. Evet. Tabii. Hem organik eğitim yapılır, modern tarım yapılır. Hem çocuklar köyünde büyür. Ya biz çocukluğumuzu hatırlıyoruz. Bizim köylerimizde okul vardı. Sayın öğretmen siz, vardı. Siz Türkiye'yi geziyorsunuz. Evet. Daha iyi görüyorsunuz, bilirsiniz. Tüm dünya ve Türkiye'de bunun içerisinde bir süreçten geçiyor ve bu sürecin sonunda gıda krizine doğru gidiyor. Evet, aynen öyle. Biz insanımızı, torunlarımızı, çocuklarımızı neyle besleyeceğiz? Dolayısıyla devlet kesinlikle üreticiyi destekleyecek, gerekirse bedava verecek, girdilerini karşılayacak ama üretim yaptıracak. Evet, bizim zaten planımız ona göre. Üretim, asıl kurtuluş üretim. Bakın güneşin ülkesiyiz. Allah'a hamdolsun çok güzel bir coğrafyada yaşamak nasip etmiş bu millete. Ama ayçiçek yağını biz Ukrayna'dan alıyoruz. Ya. Bir de seviniyor iktidar. Yani güleceğim mi, ağlayacağım mı? Şapka önüne koyup düşünmek lazım. Gemiler gelmiş, savaş engellememiş. Ayçiçek yağları geliyormuş ülkemize. Ya insan üzülür, bir de vicdan yapar. Ayçiçeğin memleketi biziz. Bakıyoruz buğdayın memleketi bizdik. Buğday ambarıydı. Konya. Her şeyi dışarıdan alır olduk. Şeker fabrikalarımız gitti. Lastik fabrikalarımız gitti. Kağıt fabrikalarımız gitti. Basit bir örnek vereyim. Karadenizliyim dedim. Çaykur'umuz vardı, kar ediyordu. 2017'de varlık fonuna geçti. Odur budur zarar ediyor. Niye zarar ediyorsun sorusunun cevabı yok. Ona cevap verilmiyor. Böyle bir şey olur mu? Biz de olsak hesap vermek zorundayız. Herkes hesap vermek zorunda. Hesap vermek zorundayız. Onun için derdimiz, dikkat ettin sen, Sayın Genel Başkanımız ben başbakan olacağım dedi. Neye dikkat çekti? Bu sistemin yanlışlığına. Bu güç bizde olsa bizi de bozar. Tek adamdaki güç sizde olsun, sizi de bozar, emin olun. Bu güç herkesi bozar. Sayın Yüksel, milli irade hakim olmalı mecliste. 600 milletvekili parmak kaldırıp indirmesin. O genç soru, meclis araştırması, meclis soruşturmaları olmalı. Ve yargı bağımsız olup idarenin eylemleri yargının denetiminde olmalı. Sayıştay tekrar eski gücünde olmalı. Kadim bir kurum Sayıştay. Sayın Osmanlı'dan bu yana geliyor. Söylerken yanlış anlaşılmasın. Siz ileride milletvekili olursanız siz de yaşarsınız. Değil mi? Şeyde de parlamenter sistemde de, cumhurbaşkanlığı sisteminde de maalesef ki partilerde bir grup var. İşte kanun teklifini hazırlayanlar, bunu gruba getirenler, meclise getirenler, tartıştıranlar ama diğer büyük çoğunluk sadece evet veya hayır diyordu. Mevcut sistemde de öyle, geçmiş parlamenter sistemde de böyleydi. Bak şeyi izlediniz mi? Bizim hazırladığımız güçlendirilmiş parlamenter sistemi. Emin olun hiç kimse oraya babasının koltuğu gibi oturmayacak. Elbette tabii. Oturmayacak. Ben ne diyorum bak, hiçbir siyasetçinin söylemediğini söylüyoruz biz. Biz diyoruz ki eğer biz de milletin umutlarını çalacaksak, şu andaki yönetenler gibi umut vaat edip insanları, gençleri siyasilere kul etmeye devam edeceksek, kul hakkı gözetmeyeceksek, adaleti sağlamayacaksak, hukuku üstün kılmayacaksak, Allah nasip etmesin. Etmesin. Sayın 84 milyonun vebali çok ağır. 4 yıl boyunca meclis kürsüsünü bir kez olsun kullanmayan vekil varmış. Var. Bu da günah yani. Ya günah tabii. Seçilme hiç olmazsa. Ya oraya para şöyle zihniyetle gidilmeyecek. Bak emin olun, biz millet bizi çağırıyoruz dedik ya. Az kaldı da diyoruz. Hakikaten millet çağırdı. Emin olun, vekilliğin ne maaşına, ne koltuğuna, ne siyasetin bir yanına. Bu millete bir vefa borcumuz var. Ben bu devletin üniversitelerinde okudum.
özel okul okumadım. Milletin, devletin vergileriyle yapılmış okullarda okudum. Benim babam devlet memuruydu. Helalinden kazandı, helalinden büyüttü bizi. Ve şey okudum, babamın maaşıyla, devletin bursuyla. O vefa borcunu ödemek için buradayız. Çünkü bizim başka ülkemiz yok. Gidecek başka vatanımız da yok. Elbette. Yok. Elbette. Bu coğrafyanın çocuklarıyız. Vefa borcunu da ben böyle ödüyorum. Bir büyüğümüzün çok güzel bir sözü vardı. Ya olacağız burada ya öleceğiz. Yani başka bir yere gitme. Yok, burası bizim vatanımız. Tabii. Ben hep diyorum, bak, 1000 yıldır, 5000 yıllık kadim Türk tarihi var. Bunun 1000 yılı bu coğrafyada. İşte bu borç şu Malazgirt şehitlerine, bu borç İstanbul surlar önündeki şehitlere, bu borç Sakarya şehitlerine, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde Dumlupınar şehitlerine, bu borç Türk gençliğine, bu borç geleceğimize ve bu borcumuz bizim Allah-u Teala'ya. Her millete nasip etmemiş burada yaşamayı. Sayın Yüksel, bize nasip etmiş. Zamanımız azalıyor. Sizinle sohbette güzel. Millet ittifakı nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Şimdi önce şunu söyleyelim. Bize bazen diyorlar ki tek başınıza gidin, niye ittifaktasınız? Şimdi ittifakları biz kurmadık biliyorsunuz. Bu sistem kurdu. Başkanlık sistemi adı altında şu partili cumhurbaşkanlığı sistemi, bana biri desin ki tam demokratik olup dünyada başkanlık sistemi uygulayan devletlerden şuna benziyoruz desin. Hiçbirine benzemiyoruz. Hiçbirine benzemiyoruz. Bu nasıl izah edecek onları da bilmiyorum. Bir gecede kanun çıkarıyor. Az önce dediniz ya, işte biraz marjinal ağır oldu. Marjinal kelimesini söylediğim benim asla bu insanlar değil. Bu ne biliyor musun? Algıyla, algıyı yapan insanlara, algıya kapılanlara değil benim sözüm. O İstanbul Sözleşmesi hiçbir yerinde o söyledikleriniz yok. Açıp okuyun madde madde. Ama şu maddede, bunu söyleyeceğim bak. Şu maddede şunu ben anlayabilirim. Keşke burası şöyle olsun deyip başım üstüne. O tabii ki düzenlenir. İmzalarken de bu yanlış anlaşılabilir. Buna çekince koyup yiyeceklerdi. Demediler. Sayın Yüksel. Sonunda da diyorum ki ben, bu coğrafya çok güzel bir coğrafya. Elbette. Çok güzel bir memleket emanet etmek zorundayız gelecek kuşaklara. Çocuklarımıza, torunlarımıza. Tabii çocuklarımıza. Helalinden kazanılmış lokmanın her şeyden iyi olduğunu bilecek. Liyakat çok önemli. Soru çalınıyor. Dün FETÖ çalıyordu, bugün kim çaldı diye sormazlar mı adama? Sayın Yüksel, Atatürk diyor ki muasır medeniyetler seviyesi. Evet. Muasır medeniyetler seviyesine nasıl çıkılır? Eğer biz de gayri safi milli hasılamızı, evet, 30 bin, 40 bin dolarlara çıkarabiliyor muyuz? O zaman çocuklarımıza, torunlarımıza olan vazifemizi yerine getirmiş oluruz. Çıkabilir bu gelir kaynaklarıyla. İnşallah. Ama İnşallah. Gelir kaynaklarının nereye gittiğini hesabını soramıyorsun. Evet, Millet İttifakı nasıl gidiyor? Millet İttifakı güzel gidiyor. Siz de biliyorsunuz ki bu sistemde ittifaksız olmuyor. Bu tek adam sisteminde olmuyor. İlginç, iktidar ittifak derken altılı masa diyor, kendi beşli masasını beşli masa demiyor. Sizin de masanız var, birliktesiniz. Biz de... Ama altı kişi de onlar da herhalde altılı masa. Tabii onlar da, onların da var. Ama onu söylemiyor. Diyorum ki algıyla bir müthiş bir toplum mühendisliği var ama artık herkes görüyor, canlı canlı izliyor. CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, sonra Gelecek ve Deva Partisi, değil mi? Eklendiler. Ve dikkat ettiniz mi bu masaya? Tek amaçları var. Memleketi huzura götürmek, demokrasiye götürmek, parlamenter sisteme giden yolun manifestosu bu. Bir aradalar. Biz ele geçirelim. Beşli müteahhit bizim de olsun. İşte eşe dosta ihale verelim. Böyle bir derdi yok. Böyle bir amacımız da yok. Emin olun. Her siyasi parti bağımsız, ayrı tüzükleri var. Ve ilk ittifak da dörttü biliyorsunuz. İlk seçimde CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi. İlk 2018'de. Belediye seçimlerinde de ikili ittifakla girdik. Bunların da mimarı yine Meral Akşener'di. Çünkü yıkılmaz denen armadaları millet oyuyla nasıl yıkılacağını gösterdi. Yani sandıkta geldiler, sandıkta gidecekler.
büyük şehirleri kaybedince çok acayip ne oldular? Sinirleri bozuldu. Biz ittifakı kimle yaptık belediye seçimlerinde? CHP ve İYİ Parti. Sayın Yüksel, her canlının olduğu gibi her medeniyetinde, her hareketinde bir soru var. Evet. Yani mevcut iktidar ila nihaya iktidarda kalacak bir manası yok. Hayır. Ya iyi olsunlar, ülkeyi iyi yönetsinler, ayrımcılık yapmasınlar, kutuplaştırmasınlar, ülkeyi 10 milyon geçici sığınmacıların hendeği haline kesilmesinler, köylüyü zor durumda bırakmasınlar, gençleri kapı kulağı haline getirip taşeronlara gitmek için bile torpil hale getirmesinler. Mülakat saçmalığında o da kul hakkı. Sizce kul hakkı değil mi? Öyle mülakat mi? Da kul hakkı. 98 almış, eleniyor. Niye? Genel başkanım çok söylüyor, ben de söyleyeyim. Ayısı dayısı olanlar işini görüyor. Gariban o kapılardan dönüyor. O gözyaşının hesabı var. Sayın Yüksel, Sayın Akşener'e de gittiği bazı şehirlerde, işte ulusal medyada da görüyoruz. Sıkça soruyorlar. Hatta bu konuda tartışmalara da sebep oluyor. Ama sizden ricam, gerçekten siyaset yapmada söyleyin. Altın masanın yedincisi var mı? Açık yüreklilikle söylüyorum. Bak, böyle bir yedincisi yok. Yedincisi olmadığını aşikar ortada. Ama o yedinci diye işaret ettikleri ile masaya oturanlar iktidardı. Açılımda oturanlar bunlardı. Biz karşı çıktık. Ben o zaman da karşı çıktım. Bu yanlış. Terörle müzakere edilmez, mücadele edilir. Silah bırakılmamış örgütlerle masaya oturulmaz. Ayrıca belediye seçimlerinde İmralı'daki terörist başının mektubunu kim okuttu? Yine TRT'ye terörist kardeşini kim çıkarttı? Biz onu kırmızı bültenle arandığını bilmiyorduk diyecek kadar da pişkinler ve bu şikayet edildi. Devlet, şikayet edildi, devlet bilecek. Devlet bilmez mi kırmızı? Devlet yönetmek, deneme, yanılma makamı değil. Kandırıldım demekle, kandırıldığına kendi inanıyorsun ama 84 milyon inanmıyor. Hiç kandırılmadılar. Hiç kandırılmadılar. Kandırıldım deyip köşelere kimse çekilemez. Ve biz milletvekilleri ve hem İYİ Partililer hem ittifakın içinde olan partililer şikayetçi oldular TRT'den. Takipsizlik çıktı biliyor musun? Onu kanala çıkarana. Siz hukukçusunuz. Takipsizlik çıktı. Onun için yargı bağımsız olmalı. Siyasetin üstünde olmalı. Böyle bir düzen, böyle bir sistem dünyanın hiçbir yerinde yok. Ben bir canlı yayında dediler bana. Biri dedi ki canlı yayında, ulusal kanalda, işte altılı masa altında da işte başka bir parti var. Ben dedim pardon dedim ya. Ben bir partinin genel başkan yardımcısıyım. Masanın alt etrafında oturanlardan biriyim. Ben bilmiyorum, siz biliyorsunuz. Ne işiniz var birlikte masanın altındakilerle? Bizi mi dinliyorsunuz dedim. Sustu. Böyle bir şey yok. Bu altılı masanın gizlisi, saklısı yok. Ayrı bir projesi, planı yok. Sadece memlekete huzur getirmek. Orada oturan her siyasi parti liderini de saygıyla selamlıyorum. Sayın Yüksel, programımızın sonuna geldik ama ben bir soru daha sormak istiyorum. Buyurun. Altın Masa'nın Cumhurbaşkanları da kim olur sizce? Herkes bu soruyu çok merak ediyor. Şunu bilin yalnız. Altılı Masa'nın Millet İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı'dır. Buna emin olun. İsimler üzerine tartışmıyoruz. Tartıştığımız sistemdir. Sanki. Altılı Masa'nın liderleri oturur, parti teşkilatlarıyla da konuşur, karar verir. Asıl tartışılması gereken sistemdir. Onun için genel başkanım, ben başbakan olacağım. Yani bu sistemin cumhurbaşkanına talip değilim diyor. Sayın Akşener zaten ben değilim dedi. Ben cumhurbaşkanı olacağım dedi. Niye biliyor musun? Halkın %70'i de bu sistemin değişmesine. Mesela sistem. Bu güç kimde olsa bozar. Ancak Cumhuriyet Halk Partililer, yetkililer, her konuşmasında bizim adayımız. Bak şimdi herkes liderinin, ben de isterim Cumhurbaşkanı olmasını, onlar da istiyor. Temel Hocam'ın da olmasını istiyor Saadet Partililer. Cumhuriyet Halk Partililer gibi hiçbir parti dillendirmiyor. Ya herkes ister, sorunca sorar. Tabii. Bana da sorsa, ben de Cumhurbaşkanı, Genel Başkanım olsun isterim. Ama benim Genel Başkanım, ben Başbakan olacağım dedi.
buradaki de amaç asıl tartışılması gereken sistem. Yanıyor ülke, mutfak yanıyor. Demirel'in, rahmet olsun ona da. Ya. Erbakan hocama, Alparslan Türkeş'e, herkese rahmet olsun. Burada hakikaten kibar, naif siyasetçilermiş. Sayın Demirel ne demişti? Tencere iktidarı düşürür. Yanıyor. Gerçekten yanıyor. Markete gidiyorsun. Dün aldığını bugün alamıyor. Marketçi dedi ki bana, avukat hanım dedi kendi ilimde, ben fiyat değiştirmekten yoruldum, utanıyorum dedi. Değiştirmek zorundayım. Sattığımı yerine aynı fiyatla alamıyorum. İstikrar yok. İstikrar yoksa ekonomi kötüdür. İstikrar yoksa güven yoktur. Hiçbir iktidarın halkını devletten soğutmaya hakkı yoktur. Devlet, sen ben, idare eden iktidarlar var. Onların beceriksizliği, onların adaletsizliği, onların liyakatsiz, ehil olmayan ellere yönetimi vermesi nedeniyle ekonomi çukurda, derin yoksulluk ve geçici sığınmacanız altında milyonların ülkeye gelmesi sadece ekonomik açıdan yormadı bizi. Güven açısından da yordu. Onun için yönetemiyorlar diyoruz. Gidecekler. Sayın Yüksel, sizinle sohbet güzeldi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Programı kapatırken Kırşehirlilere, hemşehrilerime neler söylemek istersiniz? Ben öncelikle size teşekkür rica ediyorum. Ederim. Bizi buluşturdun. Kırşehir halkıyla buluşturdun. Kırşehir çok özel bir şehir. Tarihçiyim dedim. Hukukçuyum ama tarihçiyim. Çok da severim tarihi. Bu şehrin tarihi, misyonunu bilirim. Manevi havasını bilirim. Burada olmaktan çok mutluyum. Ben asla umutları kaybetmesinler. Gençler kaybetmesin. Kadınlar hiç üzülmesin. Mutfaktaki o yangın bitecek. Gençlerin başı dimdik. Kendi işini yapar. İstihdam sağlanmış günler yakın, az kaldı diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet sevgili Ahi Televizyon seyircileri, bir Ahice Sohbet programının daha sonuna geldik. Bugünkü misafirimiz İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Kadın Politikaları Başkanı Sayın Avukat Ünzile Yüksel Hanım'dı. Davetimiz icabet etti, Türkiye gündemini değerlendirdik. Teşekkür ediyoruz kendisine. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.